Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Eda Çağlayan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üçlü burgu bere modeli yapacağız. Şöyle göstereyim, bakın detaylı bir şekilde. Ben dikişli olarak yapıyorum, yuvarlak tercih etmiyorum örgülerimde. Siz yuvarlak şişle de örebilirsiniz tabii ki. Beremizi şöyle alttan tekli lastikle başlayacağız. Sonra üçlü burgu ve haroşa örgümüz var. Burgularda ön yüzden düz, arkadan ters örgü olarak örülüyor. Şu kısmını istediğiniz kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Biz böyle ikiye katlanmış görüntüsü olsun diye bu şekilde tercih ediyoruz. Ama siz daha uzun, daha kısa istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Beremiz 6-12 ay. Eğer bebeğiniz minyonsa 1,5 yaşa kadar da kullanılabilecek ölçülerde. Şöyle de göstereyim bakın detaylarını. Erkek kız fark etmez. Her iki bebeğimiz için de kullanabilirsiniz. Eğer şimdi sizler de hazırsanız örmeye başlayalım. İpim Nako Elite Baby bej rengini kullanıyoruz. Bir yumağa ihtiyacımız var arkadaşlar. Renk numarası 11451 ve şiş numaramsa her zamanki gibi 3,5 numara. Misinalı şiş tercih ediyorum. Elinizde hangi şişiniz varsa onu kullanabilirsiniz. 3,5 numaralı şişime 95 ilmek atarak başladım ve 30 sıra olacak şekilde tekli lastik örgümü yaptım. Bir ters bir düz şeklinde tekli lastik örgümü şu aradaki tersleri saydığımızda üst üste 30 sıra olana kadar ördüm. Şimdi bu beremizin alın kısmına gelecek olan yeri ve şöyle ikiye katlanacak arkadaşlar. Ve normalde şu düz görüntüsü, görmüş olduğunuz gibi benden tarafa bakıyor şu anda. Burası bizim örgümüzün düz tarafı. Ama biz bu şekilde ikiye katlayacağımız için şu ters görüntüsü öne gelmesin diye bu düz görüntüyü ters olarak kabul edeceğiz. Ve modeli burada kuracağız. Örgümüzün tersinde kuracağız. Şu görüntünün üstüne şuraya modeli kuracağız. Ve bunu katladığımız zaman şu kenardaki güzel görüntü alın kısmına gelmiş olacak. Dediğim gibi 95 ilmek atarak başladım. 30 sıra lastik ördüm. Şimdi yine örgüme devam ediyorum. Yalnız burada artışlar yapacağım. Gizli artışlar yapacağım. Ama bütün ilmeklerin tamamını ters örgü olarak öreceğim. Şöyle yapıyorum. 4 ilmek öreceğim, bir gizli artış yapacağım. 4 ilmek öreceğim, bir gizli artış yapacağım. Sıramın sonuna kadar. Kenar ilmeğini de örerek alıyorum ben, biliyorsunuz. Ters örgüyle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ördüm. Bir tane gizli artış yaptım. 1, 2, 3, 4 ördüm. Bir tane gizli artış yaptım. Bu gizli artışı yapmamızın sebebi üçlü burgu modeli örgüyü çok toplayan bir model arkadaşlar. Bu lastikle aynı ölçüde olsun diye burada sıra sonuna kadar gizli artışlar yapıyoruz. 4 ilmek ters örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar 4 ör 1 gizli artır, 4 ör 1 gizli artır şeklinde geldim. Ve son olarak 4 tane ördüm. 1 gizli artış yapıp 3 tane kenar ilmeğimle birlikte ilmeklerimi ördüm. Ve şimdi örgümüzün ön tarafına gelmiş oldum. Demin de söylediğim gibi şu görüntü bizim artık örgümüzün düz tarafı olacak. Burgularımız 15 tane düz ilmekten oluşacak. Burgularımızın, yani iki burgu arasında 6'şar tane haroşa olacak. Ve burgunun sağında ve solunda ön yüzden ters, arka taraftan düz olarak öreceğimiz ilmeklerimiz olacak. Kenar ilmeğiyle birlikte kenar ilmeğimi örüyorum. Ve 1, 2, bakın artış yaptığım ilmeği de alıyorum. 3 tane ilmeğimi haroşa olarak, kenar ilmeğinden sonra 3 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 4. ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Ben haroşaları da hep tersten ördüğüm için söylediklerimi dikkate alırsanız birebir aynı model çıkacaktır. Öncelikle bir kenar ilmeğini ördüm. Sonra 3 ilmeğimi haroşa olacak şekilde ördüm. 1 ilmeğimi ters örgü olarak ördüm.
Bu ters örgü az önce de söylediğim gibi burgunun her iki tarafında önden ters, arkadan düz olarak örülecek ilmeğimiz olacak. Ve bir tersten sonra 15 ilmeğimi burgu için düz örgü olarak öreceğim. 1, 2, 3, giz artırmamı görüyorsunuz onu da. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 ilmeğimi burga için düz olarak ördüm. Tekrar kontrol edeceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ve tekrar tıpkı burada yaptığım gibi burgunun hemen yanındaki bir ters ilmeğimi örüyorum. Arada 6 tane haroşa olacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 haroşamı ördüm ve ilk burgumu tamamlamış oldum. İkinci burguya başlıyorum. Bir ters örüyorum hemen yanındaki ilmek. 15 düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bir ters örüyorum. İkinci burgumu da yapmış oldum. Yeni burguya başlarken arada 6 ilmek haroşamız var. Bir tersimi ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek haroşamı örmüş oldum. Tekrar bir ters örüyorum. 15 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bir ters örüyorum. Böylece 3. burgumu da yapmış oldum. Tekrar 6 tane haroşa. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir ters örüyorum. 15 tane düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bir ters ördüm. Bu burgumu da yapmış oldum. Tekrar 6 haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ters örüyorum. 15 tane düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane düz ördüm. Bir ters ördüm. Kalan ilmeklerimi 1, 2, 3, 4 haroşa bir kenar ilmeği olarak bitirdim. Arka tarafta bir kenar ilmeğini örüyorum. 4 tane haroşam var. 1, 2, 3 ve 4. Hemen şöyle çeviriyorum. Bakın ters ilmeğin, bu burgunun yanındaki ters ilmeği ne demiştim? Önden ters, arkadan bir düz olarak öreceğim. Burgu da önden düz, arkadan ters olarak örülecek. 15 tane ilmeğimi bir düzden sonra ters örgü olarak örüyorum. Şimdi burada ilk sırada modeli kurduktan sonra artık hiç kafamız karışmayacak. Çünkü ilmeklerimiz tam anlamıyla ortaya çıkmış olacak. Rahat rahat örgümüzü örmeye devam edeceğiz. 15 tane ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Hemen çeviriyorum. Burgumun yanında bir tane ters ilmeğim var. Onu düz örgü olarak örüyorum. Böylece her iki tarafındaki düz örgüm ortaya çıkmış oldu. Arada 6 tane haroşa var. Haroşalarımı örüyorum. Ve yeniden bir tane düz örüp sonra burgunun ters ilmeklerini örüyorum. Şimdi arkadaşlar hızlıca bu sırayı tamamlayalım. Tekrar ön yüze geçelim. İlk sıramızda haroşalarımızı
burgularımızı ve ters örgülerimizi kurduk. Arka tarafta ikinci sıramızda da ilmeklerimizi görüldüğü gibi ördük ve şimdi ön yüze geçtik. Bir sıra daha aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Yani şöyle gördüğümüz ilmeklere yine örüyoruz. Arkalı önlü bir kere daha gideceğiz. Sonra burgumuza başlayacağız. Kenar ilmeğimi ördüm. 3 tane haroşamı ördüm. 1 tersimi ördüm. Ve 15 tane düzüm örüyorum. Yani ilmekleri nasıl görüyorsam hem önden hem de arkadan gideceğim. Ön yüze geldiğimde ilk burgumu yapacağım. 15 tane ilmeğimi burgu için tamamladım. 1 tersimi ördüm. 6 haroşamı tamamladım. Şimdi arkadaşlar hem önden hem de arkadan ilmekleri geldiği gibi örelim. Sonra birlikte ilk burgumuzu yapmaya başlayalım. Bir kez daha hem önden hem arkadan ilmekleri olduğu gibi gittim ve tam anlamıyla haroşalarım, düzlerim, şöyle ters örgülerim ortaya çıkmış oldu. Şimdi ilk burgumuza başlayacağız arkadaşlar. Bu burguyu sizlere defalarca farklı farklı videolarda anlatmıştım. Ama şimdi yine detaylı bir şekilde anlatacağım. Burgumuzu her 4 sırada bir vuracağız arkadaşlar. Bakın şimdi 4 sıra gittik. Görmüş olduğunuz gibi arkada 1, 2, 3, 4 tane ters ilmeğimiz oluştu. Her 4 sırada bir vuracağız ama şimdi gideceğimiz bu burguyu yapacağımız sırayı saymıyoruz. Gideceğimiz burgu sırasını hem önden burguyu vurup arkadan gideceğiz. Ön yüze geldikten sonra ilk gittiğimiz sırayı 1 olarak sayıyoruz arkadaşlar. Yine ilmekleri geldiği gibi örüyorum. Haroşalarımı haroşa, ters örgümü ters örgü olarak örüyorum. Ve 15 tane ilmeğimi 3'e bölecek şekilde 5, 10, 15 şeklinde vuracağım. Ama şöyle göstereyim. Bakın şimdi 3 tane burgumuzun ayırımı olacak. Her seferinde en dışarıdaki burgu üste gelecek şekilde vuracağız. Bu ilk burgumuz olacak. Sonra öreceğiz. Bir sonraki burguyu da yine en dışarıdaki burgu üste gelecek şekilde vuracağız. Böylece üst üste gelecek ve o saç örgüsü görüntüsünü elde etmiş olacağız. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İlk burgumuzda baştaki 5 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim. 5 tane ilmeğimi ördükten sonra iç tarafta kalan 10 tane ilmeğimin tamamını şişimden çıkartıyorum. Sökülecek diye sakın korkmayın. Üçüncü bir şiş kullanabilirsiniz. Aparatınız varsa onu yapabilirsiniz ama ben hep bu şekilde alıştığım için böyle yapıyorum burguları. 5 tane ilmeğimi ördüm. 10 tane ilmeğimi şişimden çıkarttım. Sol şişime ortadaki 5 tane ilmeği alttan olacak şekilde alıyorum. Ve sağ şişime en dışarıda olan 5 tane ilmeği üste gelecek şekilde alıyorum. Az önce de bahsettiğim gibi her seferinde en dışarıdaki ilmekler üste gelecek şekilde yapıyoruz burgumuzu. Şimdi ilk burgumuzu sol taraftaki 5 tane ilmek üste gelecek şekilde yaptık. 4 sıra sonra sağ taraftaki 5 tane ilmeğimiz bu şekilde üste gelecek. Ve ilmekleri taktıktan sonra sol şişime tekrar geri takıyorum. Burgumu yaptım ve 10 tane ilmeğimi örüyorum. İlk burgumu yapmış oldum. Sıramın sonuna kadar burguların hepsini aynı şekilde vuruyorum. Biri sağa biri sola bakmayacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Buna çok dikkat ediyoruz. 10 tane ilmeğimi ördüm. Bir ters ilmeğimi ördüm. 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Böylece ilk burgumu başlamış oldum. 6 haroşa, 1 tersimi örüyorum. Bakın bu da burgumun görüntüsü. Tekrar baştaki 5 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 10 tane ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. Sol şişime ortadaki 5 tane ilmeği alta gelecek şekilde takıyorum. Sağ şişime en dışarıda kalan 5 tane ilmeği üste gelecek şekilde takıyorum ve tekrar yerlerini değiştirip şişime geri takıp örüyorum. Ve ikinci burgumu da yapmış oldum. Şimdi az önce bahsetmiştim ya burguları 4 sırada bir yapıyoruz diye. Şu an burguyu vurduğumuz sıradayız. Ön yüzden burgularımızı vuracağız. Arkadan ilmekleri geldiği gibi öreceğiz. Burayı saymıyoruz. Sonra
Arkayı bitirip ön yüze geldikten sonra 4 sırayı sayacağız arkadaşlar. İkinci burgumu da yaptım. Bir tersimi örüyorum. Aradaki 6 tane haroşamı örüyorum. Böylece ikinci üçlü burgumu da yapmış oldum. Bakın hepsi aynı yöne bakıyor. Tekrar baştaki 5 tane ilmeğimi örüyorum. 10 tane ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. Ortadaki 5 tane ilmeği sol şişime alttan gelecek şekilde takıyorum. En dışarıdaki 5 tane ilmeği sağ şişime üste gelecek şekilde takıyorum. 2, 4, 5. Evet. Tekrar şişime takıyorum ve 10 tane ilmeği örüp 3. üçlü burgumu da yapmış oluyorum. Hiç sökülecek diye korkmayın. Sökülürse de tığ yardımıyla ya da ilmekleri tekrar şişe takarak düzeltip yapabiliriz arkadaşlar. Ama sökülmüyor görmüş olduğunuz gibi. Çünkü bir çekme işlemi olmadığı için. Evet. 10 tane ilmeğimi ördüm. Bir ters örüyorum. 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ve 3. üçlü burgumu da yapmış oldum. Bir ters örüyorum. Şöyle görüntüsünü de göstereyim. Bu şekilde. 5 tane ilmeğimi ördüm. Son kez göstereceğim arkadaşlar. 10 tane ilmeğimi şişten çıkarttım. Ortadaki 5 tane ilmeği sol şişime alttan batıyorum. En dışarıdaki 5 tane ilmeği üste gelecek şekilde sağ şişime takıyorum. Ve böylece yerlerini değiştiriyorum. Hemen hızlıca son burguyu da yapalım arkadaşlar. Ön taraftan burgularımı aynı şekilde tamamladım. Ve arkada hiçbir işlem yapmıyorum. İlmekleri nasıl görüyorsam o şekilde örüyorum. Ve burgumun birincisini yapmış olacağım arkadaşlar böylece. Haroşalarımı örüyorum. Düz örgümü örüyorum. Burgumun arkasındaki 15 tane tersimi örüyorum. Yani dediğim gibi ilmeklerimi nasıl görüyorsam o şekilde öreceğim. Şimdi hemen bu sırayı tamamlıyorum. Ve ön yüzden örgümüze devam ediyoruz. Arka tarafı tamamladık. Bakın burgularımız tam anlamıyla ortaya çıktı. Ve burada hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimizi geldiği gibi öreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ilk burgumuzu yaptık. Her 4 sırada bir yeni bir burguya geçiyoruz arkadaşlar. Düzlerimi örüyorum, ters örgümü örüyorum, haroşalarımı örüyorum. Sonra ikinci burguya geçeceğiz görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde tamamlayalım. Önden gideceğiz, arkadan gideceğiz, tekrar önden gidip arkadan gideceğiz. Burgumuzu yaptıktan sonra bakın bu şekilde önden 1, arkadan 2, tekrar önden 3, arkadan 4 olacak şekilde gittim geldim. Ve şöyle göstereyim. Bakın şurası bizim burgumuzu yaptığımız yer. Onun üzerine 1, 2, 3, 4 sıra ters olacak şekilde ördük. Ya da şöyle göstereyim. Kaçıncı diş haroşadayız onu da gösterebilirim. 1, 2, 3, 4, 5. diş haroşadayız. Şimdi 6'ya geçeceğiz. Zaten bakın şuradaki baştaki 5 tane ilmek artık burulması gerektiğini de gösteriyor. Önce ne yaptık? Sol taraftaki ilmekleri bu tarafa aldık. Şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını sağ tarafta yapacağız. Baştaki ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum. Ters örgümü de ördüm. Şimdi 5 tane ilmek örüp sondaki 10 tane ilmeği değiştirmiştik yerlerini. Şimdi şöyle yapacağım. 2, 4, 5 tane ilmeği sonda bırakacağım. Baştaki 10 tane ilmeği yerinden çıkartıyorum. Hiç sökülecek diye korkmayın. Sağ şişime ortadan ve alttan gelecek şekilde şöyle 5 tane ilmeği taktım. En dışarıda kalmış olan 5 tane ilmeği sol şişime üste gelecek şekilde takıyorum ve yerlerini değiştiriyorum. Videonun başında da söylediğim gibi sadece baştaki ve sondaki ilmeklerin yerini değiştirerek yaptığımız bir burgu işlemi. İlmeklerimi yine geldiği gibi örüyorum.
Önce 10 tane burgu yaptığım ilmekleri örüyorum. Birazcık sıkışık olabilir. Hiç önemli değil. Bir iki sıra sonra zaten rahatlayacak bu ilmeklerimiz. Bu şekilde ördüm. Sonra en son kalan 5 tane ilmeğimi örüyorum. Bakın ikinci burgumuzu yaptık. Önce burayı yaptık. Sonra burayı yaptık. Tekrar 15 ilmeğimi ördüm. Bir ters örüyorum. Ortadaki 6 ilmek haroşamı örüyorum. Ve bir tersimi örüp yeniden aynı şekilde şöyle yerini açıyorum. 2, 4, 5 tane ilmeğimi bırakıyorum. Kalan 10 tane ilmeğimi şişten çıkarttım. Sağ şişime ortadaki ilmekleri alttan gelecek şekilde 5 tanesini taktım. Sol şişime üstten gelecek şekilde en dışarıdaki 5 tane ilmeğimi taktım. Ve şöylece yerini değiştirip tekrar şişime takıyorum ki örebileyim. İkinci burgumu da yaptım. Hiçbir zorluğu yok. Sadece her yeni burguda bu 10 tane ilmeğin yerleri değişmiş oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tulumlarda da bunu kullanıyoruz. En son hırkasını anlattım. Şimdi de beresini anlatmış oluyorum sizlere. 15 tane ilmeğimi ördüm. Kenardaki ters ilmeğimi örüp 6 ilmek haroşamı örüyorum ve ikinci burgumu da yapmış oluyorum. Bir ters örüyorum. Şöyle göstereyim. Yeniden baştaki 5 ilmeğimi 2, 4, 5 kenara aldım. 10 taneyi şişten çıkarttım. 5 tanesini alttan, 5 tanesini üstten olacak şekilde yerlerini değiştirdim. Bu şekilde arkadaşlar burgumuzu tamamlayalım. Arkadan gidelim. Öne geldiğimizde yeniden 4 sıra örecek şekilde yapalım örgümüzü. 1, 2, 3, 4 şeklinde önlü arkalı sayıyoruz. Ve yeniden yeni burguyu göstereceğim sizlere. Sonra kaç sıra daha öreceğiz onu söyleyeceğim. Kesmelere başlayacağız. Bu sırayı tamamlayalım. Arkasını örelim. Ön yüze geldiğimizde ilmekleri olduğu gibi 4 sıra olacak şekilde arkalı önlü örelim. Ve yeni burguda devam edelim. Üst üste arkadaşlar bakın burgularımızı hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. burgumuz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 diş haroşa olana kadar sağdan ve soldan burgularımızı yapacağız. Ve burgu olan kısmımızı tamamlıyoruz. Ve şimdi kesmeli olan kısma başlıyoruz. Buradan ilk sırada kesme yapmayacağız. Her iki terslerin olduğu yerde kesme yapıyoruz arkadaşlar. Baştaki ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum. Burada ilkinde başta ve sonda kesme yapmıyorum. İlmeklerimi ördüm ve düz örgümü de örüyorum. (15 tane düzümü örüyorum ve ters örgümle haroşa örgümü birlikte alarak kesmemi yapacağım. Bakın bir tersim var, bir haroşam var. İkisini birlikte alıyorum ve ters örgü olacak şekilde kesiyorum. Bakın dikkat edin, ters örgü dedim. Ortadaki yine haroşalarımı örüyorum. Diğer tarafta da bir haroşam, bir tersim var. İkisini birlikte ters örgü olacak şekilde aldım ve kestim. Ortadaki haroşalar bitene kadar ters örgülerin olduğu ilmeklerle yanındaki haroşayı alarak eksiltmemizi yapacağız. Ortada iki tane ters ilmeğimiz kalana kadar. Yine burada burgu için ilmeklerimi örüyorum. Bir tersim, bir haroşam var. İkisini birlikte ters örgü olacak şekilde kestim. Ortadaki haroşalarımı örüyorum. Ve diğer taraftaki bir haroşa bir ters ilmeğimi alıp ters örgü olacak şekilde kestim. Sıramın sonuna geldim. Burada bir tane ilmek fazlaydı arkadaşlar. Biliyorsunuz ama yine sağdan ve soldan kesmemizi yapmadan devam ediyoruz. Kesmelerimiz bitti. Şimdi arka taraftayım. İlmeklerimi geldiği gibi öreceğim. Baştaki haroşalarımı örüyorum.
bir düzüm var, onu örüyorum. Burgunun arka sırasındaki terslerimi örüyorum. Ve kestiğimiz ilmekleri ters örgü olarak kesmiştik, biliyorsunuz ki. Arkada o düzler devam etsin diye bu şekilde kesmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi göstereceğim sizlere. Bakın, kesme yaptığımız ilmek zaten düz olarak görünüyor. Bir düz örüyorum, yine devam ediyorum o düz ilmeklerime. Ortadaki haroşalarımı örüp yine diğer taraftaki, bakın, bir düzüm kestiğimiz ilmeğimiz devam ediyor. Hiç bozmadan o düz ilmeklerimizi örgü sonuna kadar devam ettireceğiz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilmekleri geldiği gibi örelim. İlk eksiltmemizi yaptık. Şimdi başta ve sonda da eksiltmeler yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu ortadaki haroşalarımız da dörde düştü. İlk baştaki haroşamı örüyorum. Ve burada da bir tersim var. Bir haroşam var. Artık burada da kesmeye başlıyorum. Bu tamamen ilmek sayıları eşitlensin diye yapılmış bir durum. Kesmemi bu şekilde yapıyorum. Yine aynı şekilde ortadaki bir ters bir haroşalar eksilterek ilerlemeye devam edilecek. Ta ki iki ters kalana kadar. Bakın, bir ters bir haroşam var. İkisini birlikte alıp ters örgü olarak kestim. İki tane haroşam kaldı. Onları örüp yine bir haroşa bir ters şeklinde kalan ilmeğimi kesiyorum. Ve ilmeklerimi geldiği gibi örmeye devam ediyorum. Yine bir ters bir haroşam var. Ters örgü olarak kestim. Ortadaki iki ilmek haroşamı örüyorum. Ve burada da kesmemi yapıyorum. Ortadaki ilmeklerimiz de azalmış oldu. Hemen arka tarafta da arkadaşlar, şimdi bu tarafta da kesme yapacağız. Bunu da keselim ve arka taraftan ilmekleri örüp dönelim. Arkadaşlar, bir kere daha eksiltmemizi yaptık. Ortada iki tane tersimiz kaldı. Son o kesmeyi yaparken videoda bir hata olmuş, onu yükleyemedim. Ama yine en son kesmeden sonra bir kere daha kesme yapıyoruz. Haroşalarımız bitmiş ve iki tane ters ilmeğimiz kalmış oluyor. Şimdi artık burgulardan da eksiltme yapmaya başlıyoruz. Baştaki iki tane haroşam bir tersimi örüyorum. Görmüş olduğunuz gibi ve burgulardan da eksiltme yapmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi sola doğru keseceğim için çeviriyorum. Ve ikisini birlikte düz örgü olarak alıyorum. Ve burgudaki ilk eksiltmemi yapmış oluyorum. Ve ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Sonda iki tane düz ilmeğim kalana kadar örüyorum. Artık ortadaki eksiltmelerimiz bitti. İki ilmeğim kaldı, bakın, burgudan. Onu da sağa doğru alıyorum ve eksiltmemi yapıyorum. Ortada iki tane ters ilmeğim var. Haroşalarım bitti. Ve yeniden baştaki ilmeğimi çeviriyorum. Sola doğru kesmemi yapıyorum burgu için. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Şişimde iki tane düz ilmeğim kalana kadar örüyorum. İki tane düz ilmeğim kaldı. Sağa doğru kesmemi yapıyorum. Ve ortadaki iki tersimi örüyorum. Bu şekilde tepe noktasına kadar ilmeklerimizi eksilteceğiz. Baştaki ilmeği çevirdim. Sola doğru kesmemi yaptım. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Yine iki tane ilmeğim düz kalana kadar öreceğim. İki düzüm kaldı. Sağa doğru ikisini birlikte alıp kesiyorum arkadaşlar. İki tersim var. Baştaki ilmeği çevirdim. Bu çevirme işlemini her zaman sadece sola doğru kesmeyi yaparken yapacağız. Yine ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Ve iki ilmeğim kalana kadar geldim. İki ilmeğim kaldı. Sağa doğru kesmemi yaptım. Son kez iki tane tersimi örüyorum. Baştaki ilmeği çevirdim.
kestim. Ortadaki ilmeklerimi ördüm. İki ilmeğim kaldı. Sağa doğru kesip kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Burada ilmekleri fazla eksiltmedik. Sağda ve solda baştakileri. Tepe noktasına bir açılış olmasın diye. Şimdi ilmeklerimi geldiği gibi öreceğim arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Yine haroşalarımı, bakın düz örgüm devam ediyor zaten. Burgudaki kestiğim ilmekler de zaten hiç bozulmadan bu şekilde ters ilmeklerimi örüyorum. 2-3 sıramız daha kaldı. Sonra tepe noktasını toplayacağız ve örgümüzü tamamlayacağız. 2 tane düz ilmeğim var. Onları örüyorum. Sabit düz zaten. Ve ilmeklerimi örüyorum. Hemen bu sırayı tamamlayalım ve devam edelim. Burgudaki ilk kesmelerimizi bakın bu şekilde tamamladık ve devam ediyoruz. Baştaki ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum. 2 tane haroşam var. 1 tersim var. Yine baştaki ilmeği çeviriyorum. Sola doğru kesmemi yapıyorum. Ve sol şişimde 2 tane düz örgü olana kadar cümleyi toparlayamadım. Örüyorum. 2 tane düzüm kaldı ve sağa doğru kesmemi yapıyorum. Bu şekilde 2 tersimi örüyorum. Sola doğru çeviriyorum ve kesmemi yapıyorum. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum. 2 ilmeğim kalana kadar. Ve 2 ilmeğim kaldı bakın. Sağa doğru kesmemi yapıyorum. 2 ters. Hemen bu sırayı tamamlayalım. Önlü arkalı devam edelim. Ön yüzdeyiz ve devam ediyoruz. Şimdi burada burgumuzu yapacağımız yerdeyiz. 2 tane ilmeğimi ördüm. 1 tersimi ördüm. Şimdi burada kalan ilmeklerimizden burgumuzu yapacağız arkadaşlar. Başta ve sonda 3 tane. Ortadaki 5 tane ilmeğimiz hala duruyor. 3 tane ilmeğimizi başta bırakacağız. Bakın çünkü ikişer tane sağda ve solda kesme yaptık. 3 ilmeğimi bıraktım. Ortadaki 5 ilmeğimi alttan sağ şişime, en dışarıdaki kalan 3 tane ilmeğimi üstten sol şişime aldım. Bu son burgumuz zaten. Yerlerini değiştiriyorum. Önce 2 ilmeği birlikte alıp keseceğim. Şimdi burada kesmelere devam ediyoruz. Çünkü burada çevirme yapamıyorum. İlk ilmekte burada çevirme yapamadığım için biraz zor olacak. Bakın şimdi arkadaşlar. Alırken tığlı da çekebilirsiniz. Hiç önemli değil. Biraz sık olduğu için zorlanıyorum. Baştaki 2 ilmeği keselim. Alabildim mi? Galiba ipimi yardım ama bakalım, alamazsam alıp öyle geleceğim. Sizler de görün istiyorum da, çünkü şimdiden de çıkıyor bir yandan ipim. Evet, kesip öyle geldim. 2 ilmeği kestim. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Yine 2 tane düz ilmeğim kalana kadar burgularımı örüyorum. Son kez burduk artık arkadaşlar. Artık burgu yapmayacağız. Şimdi 2 tane ilmeğim kaldı. Yine sağa doğru kesmemi yapıyorum. Ve ortadaki 2 tersimi örüyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde. Küçük bir burgu oldu. Yine bakın baştaki 3 ilmeğimi bıraktım. Şişten çıkarttım ilmeklerimi. Ortadaki 5 ilmeğimi alttan sağ şişime, en dışarıdaki kalan 3 ilmeğimi üstten sol şişime takıp yerlerini değiştirmiş oldum. Şişime geri takıyorum. İlmeklerimi yine önce kesiyorum yapabilirsem, ama bu sefer başaracağım. 2 ilmeği birlikte aldım. Olmadı. Başardım mı? Hayır. Gene yapıp geleceğim galiba arkadaşlar. Görün istediğim için bütün bu çabam ondan. Tığla da çekebilirsiniz onu. Şişimin ucu da pek sivri değil. Aldım galiba. Evet, başardım. 2 tane ilmeğimi kestim. Ve sonda 2 tane düz ilmeğim kalana kadar örüyorum. Kesmemi yapacağım şimdi. Bakın
2 tane düzüm kaldı. Sağa doğru kesmemi yaptım. Hemen son burgumuzu da yapalım arkadaşlar hızlıca. Evet, arka taraftan da ilmeklerimizi geldiği gibi ördük. Kesmelere devam ediyoruz arkadaşlar. Baştaki ilmeklerimi örüyorum. Baştaki ilmeğimi çevirdim. Sola doğru kesiyorum. Ve ortadaki ilmeklerimi 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sağa doğru kesmemi yaptım. 2 ters ilmeğimi öreceğim. Baştaki ilmeğimi çeviriyorum. Yine ilmeklerimi örüyorum. Gittikçe ilmeklerimiz artık azalıyor arkadaşlar. İlmeklerimi kestim. 2 ters. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi burgumuzu da. Hemen diğer burgularımızı da keselim. Arkadan örelim. Sağdan ve soldan eksiltmelerimi yaparak toplamda 3 ilmek kalana kadar kesmelerimi devam ettim. Şimdi son bir işlemimiz kaldı ve beremizi tamamlıyoruz şimdi. Şöyle baştaki ilmeklerimi ördüm. İlmeğimi çevirdim. 3 ilmeği tek seferde topluyorum arkadaşlar bu şekilde. Sonra aradaki 2 tersimi örüyorum. Tekrar baştaki ilmeği çevirip 3 ilmeği birlikte alıp topluyorum. Böylece bu yaptığımız işlemde üçlü burgumuzu bitirmiş, kapatmış oluyoruz. Hemen göstereceğim. Bakın görüntümüz böyle. Tekrar kapattım. 2 ters örüyorum. İlmeği çeviriyorum ve üçünü birlikte alıyorum. 2 ters örüyorum. İlmeği çeviriyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Böylece beremizi tamamlamış oluyoruz. Hemen arkada ilmekleri geldiği gibi öreceğim. Son bir dikiş işlemimiz kaldı. İlmekleri geldiği gibi örüyorum. Bir düz, topladığımız yeri ters örgü olarak öreceğiz. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. Bu şekilde örüyorum ve şimdi ipimizi kesip koparacağız. 1 düz, kenar ilmeklerini de örüyorum ve bitiriyorum. Çok az uzunluk bırakacağım. Bu bizim bir işimize yaramayacak ama sökülmesin diye birazcık uzun bırakıyorum ve iğnemi ipten geçiriyorum. Bütün ilmeklerin içinden bakın bu şekilde geçireceğim. Tepe kısmını toplayacağız. Dikişimizi öyle yapacağız. Hemen ilmeklerin içinden bakın bu şekilde geçiriyorum. Şişimden kurtuluyorum. Şimdi bu başlangıç kısmında bıraktığımız ipimizle kenar dikişimizi yapacağız. Ters kısmından her bir kenar ilmeği karşılıklı olacak şekilde dikişimizi yapıyoruz. Ben kenar ilmeklerini biliyorsunuz ki örerek alıyorum. Dikişte bana kolaylık olsun diye. Bu şekilde karşı karşıya acele etmeden düzgün bir dikiş olacak şekilde yapalım. Çünkü örgümüzü ördük. Dikiş de çok önemli. Eğer bozuk, kötü görünen bir kısım olursa tekrar sökeceğiz. Tekrar dikiş yapacağız. Tepe noktasına kadar her bir kenar ilmeğini karşılıklı olacak şekilde alıp dikiyorum. Tepe noktasına kadar geldik. Son dikişimizi şöyle yapacağız. Bunu buraya tutturacağız arkadaşlar. Sonra iki ipi birbirine dikeceğiz. Bağlayacağız. Pardon. Bunu buradan, bunu da karşıdan aldım ve buraya battım.
Daha sonra şu tepe noktasında ilmeklerin içinden geçirdiğim ipimi çekiyorum. Bu deliği burada kapatıyorum. İğnemdeki ipimle birbirine bağlıyorum. Sıkıca bir düğüm yapıyorum arkadaşlar. 2 kere, 3 kere, 5 kere, kaç kere istiyorsanız ona göre düğümünüzü atabilirsiniz. Ben 3 tane yaptım. Sonra ipleri saklıyorum. Bu şekilde biraz yürüteceğim. Bunu buradan kesiyorum. Bir de şunu saklayacağız. Bunu da buradan saklıyorum. Ben tepe noktasına kürk pompon dikeceğim. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Çok güzel bir çalışma oldu. Tepe noktasındaki görüntüsünü de göstereyim. Bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi benim böyle kürk pomponlarım var. Onu göstereyim. Bunu ben Instagram'da kürk yaka sayfasından temin ediyorum. Kürk yaka sayfasına Eda'nın kürklerinden istiyorum derseniz hemen size yardımcı olacaktır. Şöyle bunun böyle ipleri hazır geliyor. Alıyorum. Önce bir kenarına batıyorum. Çıkartıyorum. Şöyle. Sonra diğer tam karşısına gelecek şekilde diğer ipi geçireceğim. İpi de içeriden tutuyorum ki tekrar kaçmasın. Şimdi bunu buraya battıysam bunu da buraya batacağım. Tam karşı karşıya gelsin diye arkadaşlar. Çektim. Sonra bunu tersten çeviriyorum. Böyle iğneyle daha kolay. Ve bağlayacağım. 3-5 kaç tane isterseniz. Sıkıca bakın düğümümü attım. Ben 3 kere atıyorum. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şöyle. Sonra ipi çok az uzun bırakıyorum. Çünkü çıkartmak isteyen olabilir. Başka bir şey yapmak isteyen olabilir diye. Bakın çok yakıştı. Nasıl böyle bir renk kattı gerçekten. Şöyle göstereyim. Hemen şunu da katlayalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, beremizi tamamladık. Ben anlatırken ve örerken çok keyifli anlatıp ördüm. Sizler de şu anda umuyorum ki keyifle örüyorsunuzdur. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.